Buna çiz sıfırsa beyaz çiz, tamam mı? Abi çarptığı zaman evet. Son sınırları silmiyor işte. Orada bir büyük yaz. Evet, oynamaya devam edersen iyi olur. Tamam. Bir de şöyle sizi çekeyim. Açabiliriz ışığı herhalde artık. Tamam, Ayberk. Sensörümüz hareket algıladığında bize sıfır gönderiyor sinyal olarak. Biz de bu sıfır geldiğinde belli koduyla bir tane ton generate ediyoruz. Bu generate ettiğimiz tonu da speaker yardımıyla, speaker'ımızı da FPGA'mize bağladık. Onun yardımıyla seslendirip veriyoruz. Projede kare dalgaları kullanarak biz bir melodi üretiyoruz. İlk başta yaptığımız bir tane fonksiyonla notaları oluşturan bir kare dalgayla notaları oluşturuyoruz. Sonra bu oluşturduğumuz kare dalgaları kullanarak bir melodi haline getiriyoruz. Şu dinlediğinde şu anda benim üzerine düzenleme yaptığım bir melodiydi. Çok daha iyi yapılabilir herhalde ama bizim müzik bilgimiz yani bir kısımda olduğu için ancak bu kadar yapılabildi. Şey, notaları Re'me mi yazdık? Ne yaptık? Notaları Roma yazdık. Ha, Roma. Ondan da COC dosyasını kullanarak bunlara bilgileri doldurduk. O da buradan çalma işlemini yapıyor. Bu ne oyunu şimdi? Home game bu. İki kişilik. Skoru ne yaptınız? Skor 99-97 olarak değişiyor yani. Ve ben koyuyorum. Geriye doğru mu sayıyor? Evet, geriye doğru sayıyor. Yani aslında tam şu duvarların değdiği yan kaç defa değiyorsa onu gösteriyor. Evet, aslında şöyle de yapsak game over mı oldu? Evet. Yani topu 3 kere dışarıya atarsan çubuklardan dışarıya game over oluyorsun. Tamam. Biz FPGA'ya buradan kodumuzu aktardığımızda buradan verilen sinyalin FPGA üzerinde ölçüleceğini yani ölçülmesini sağlamak istiyoruz. Kaç ne kadar veriyoruz şimdi? Şu an mesela 260 veriyoruz. 260 Hz mi? 260 Hz verdik. Burada da yaklaşık olarak işte 1 saniyede bir atacak şekilde yaklaşık bir hani bir 260'a yakın bir 300 ayarında. Evet, uzak. Değerler gösteriyor. Mesela 50 Hz verelim. Biraz yükselt, kilolara çıkalım. Peki, 500 kilohertz verdim. Şu sondaki K harfini yansıtmak için işte 500'ü 420, 410. Biraz zaman alıyor galiba. Evet. 2 saniyede bir değiştiriyoruz. Buraya her saniyede basmıyoruz. 2 saniyede bir sürekli değişmesin diye, hani göz algılasın diye, darat algılasın diye. 2 saniyede bir refresh ediyoruz, değiştiriyoruz. Okay. Megahertz'e çıkarabiliriz. Yani megahertz'e çıkar, evet.
10 MHz mi yaptın? 790 kHz, 816. 1 MHz mi yani? 5 MHz. Algılamaya çalışıyor şu an. 5 MHz verdiğimizde mesela daha kesin 3, bir... bu M harfinin evet, ilk olduğu mega olduğunu. Yani mesela bir... 7 işte, MHz ver, 8 ver. Tamam, 7 MHz verdim. Artıyor gitgide çünkü zaman alıyor onun hesaplaması. İşte 5, 6 olduğu zaman da... Ne yapıyorduk bu projede? Şimdi bu projede Ramon'dan melodileri okuyarak şu dinlediğiniz melodi, biraz benim melodi. Çok fazla bu şeylerin ve notalarda çok fazla bilgimiz olmadığı için kendi kafamıza göre bir melodi yaptık. Yani böyle bir şey çıktı. Verdiğimiz zaman her şey var melodi. İlk başta Beethoven melodisini yapmaya çalıştık ama farklı oluyor çünkü mesela normalde kalın doğu. Biz direkt doğu verdiğimiz için melodi çok farklı. Farklılaşıyor. Bir kere daha çaldı. Bir tane sıcaklık sensörümüz var. Bir tane ikişer. Nerede o sensör? Burada sıcaklık sensörümüz var. Hı hı. Sıcaklık ve nem sensörü. Hı hı. Bir de 2x16 LCD'miz var. LCD'den gelen analog verileri belli kodlar göndererek, 0 ve 1'ler göndererek sıcaklık ve nem değerlerini alıyoruz. Belli linearization işlemleri yapıyoruz. Ondan sonra LCD'ye değer olarak bastırıyoruz. Bir kloğumuz var, bir datamız var. Buradan gelen şeyler. Nemi nasıl, nemi ölçebiliyordu değil tane, mi? Bir tane switch'imiz var. Switch de sıcaklıkla nem arasında gidip geliyor. Böyle bir nemi var. Ha, şimdi bak ortam sıcaklığı değişiyor bayağı. Parmağımızı yakınlaştırdığımızda değişiyor. Evet.